Merhabalar, ben Kötü İskrat'e ve Kısa Efsun'un 29. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde ilk olarak size önceki bölümle bu bölüm arası bayağı bir şey yaptım. Onları bir özetlemem lazım. Petrol sıkıntısı yaşadığım için yeni bir petrol hattı döşemem gerekti. O yüzden böyle bir makine yaptım. Elektrik lokomotif bunlar. Ve şunlar da CESU kart. Dışarıda dolaşmasam çok daha mantıklı olur. CESU kartlar, bunu zaten bir ara tekrar döşeyeceğim için özetleyeceğim bir. Fakat elektrik lokomotifler kendileri yavaş. O yüzden 2 tane koydum. 2 tane koyunca biraz hızlanıyorlar. Ve biraz daha uzak mesafede olduğu için 3 tane tank koydum. 2 tane de CESU kart koydum. Enerjisini CESU karttan alabiliyor. Bir tane de World Anchor bağlı. Anchor kart gördüğünüz gibi. Şuraya sentrifüjleri koydum. Bu arada bunu neden kameraya çekmedim diye soracak olursanız, maalesef çekebilecek bir imkanım yoktu. Bu arada gecenin bir yarısı malzeme yetiştirmeye çalışırken çekince videoyu, gecenin bir yarısı malzeme yetiştirmeye çalışırken çıkınca olay maalesef olamadı. Evet, şu stickleri koyayım. Bu da sentrifüjler gene aynı mantık üzerine çalışıyor diğer yaptığım makineler gibi. Tabii bununla beraber stilim de bitti. O yüzden şu an hayvan gibi iron işliyorum. Bir kısmını geri aldım. Biraz da çeliği geri dönüştürdüm vesaire. Evet. Buradaki... Tamam. Bu iron'lar bitti. Sizleri koyalım. Bu arada lokomotiflerle uğraşırken biraz öldüm. O yüzden Goggles of Revealing'imi ve Triple Meat Trick'lerimi kaybettim. Evet. Bu arkadaş... Göstereyim. Şuraya kadar uzanıyor. Ve buradan petrolü topluyor. Sonrasında da... Aşağı inelim. Evet, gördüğünüz gibi bunu nitrodizele çevirdim. Bu hala aynı kaldı fakat bu ileride büyüyecek ve şurada inşaat bölümlerinde bana yardımcı olmaya gelecek arkadaşımın isteği üzerine buz topluyorum. Buz üretiyorum. Buz üretimi nasıldır diye soracak olursanız buna su geliyor. Bunu suyun gelimini bu arada şuradaki drain'den sağlıyorum. Bana stone lazım. Evet. Su mold blok üzerinden snow dust'a çevriliyor. Snow bloğa çevriliyor. Snow blok da burada kompresöre sokulup buza çevriliyor. Burada ise herhangi bir değişikliğimiz yok. Yok sanırım var. Yok. Evet. Bu birebir aynı. Evet, başka bir değişikliğimiz yok. Şurayı bir özetlemem lazım. Şu enerji loader. Burası enerji sistemi. Şuradan özetleyelim. Burada advanced diesel jeneratörümüz. Enerji üretiyor. Şurada battery bufferları konuluyor. Ve
IC2 bu direkt IC2'dan enerjiyi aldığı için öncelikle IC2 enerjisine çevirmemiz gerekiyor. Bunu yapmayı da IC2 transformer ile yapıyoruz. Büyük kısmı buraya alıyoruz. Tabii bu aynı enerji oranında çeviriyor yine. Greytech enerjisini IC2 enerjisine çevirmiş oluyoruz. IC2 kablosuyla bu arkadaşa bağlıyoruz. Basitçe olay bu. Geri kalanlar aynı şeyler. Elektrik lokomotifleri de şu an çok net anlatamıyorum fakat ilk fırsatta bayağı net bir biçimde anlatacağım. Beraberinde evet ayrımlarımız güzelce işlendi. Evet böyle genel geçer bir özet geçtik. Peki bu bölüm ne yapacağız? Bu bölümü yapacağımız ilk iş kendimize yeni bir dünya yaratmak. Evet, bu dünyanın sembollerini belirleyip hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve sembollerimizi yerleştirdim. Bu arada sembolü nasıl ekliyorsunuz diye soracak olursanız şöyle clear modifiers mesela ekledik. Bunun yanı sıra eklemem gereken önemli bir detayı unuttum. Nadir Zero Length Güneyden gelsin. Bunu bir yerleştireyim hemen. Evet, normal sınıf. Normal. Şimdi açıklama kısmına gelelim. İlk olarak bir adet link paneli başa yerleştirmemiz lazım. Sonrasında gireceğimiz biyomu yerleştireceğiz. Sonrasında biyom kontrolleri yerleştireceğiz. Burada ben tek bir biyom istiyorum. O yerleşecek. Sonra dünya tipi, standard world. Aslında flat mı yapsam? Evet, flat yapayım. Standart, flat. Düz dünya olsun. Zero length. Yani sabit kalıyor. Sabit kalan. Tam tepede güneyden, kuzeyden doğan normal güneş. Sabit kalan batmış konumda güneyden doğan normal ay. Normal yıldızlar. Dur bunu ben neden ekledim. Hava durumu yok. Yani hiçbir zaman yağmur yağmıyor. Normal ışıklandırma. Clear modifiers. Yani başka bir modifier eklenmesini engelliyor. Şu fazlalık sayfalarımı da atayım. Evet. Şimdi bunu alıp şöyle yerleştirirsek deri alırsak eğer evet ardından da sen gel hadi. Sonra sen gel. İlk olarak şu gitsin. Hadi bakalım. Yeni dünyamızı oluşturuyoruz. Bakalım nasıl oluşacak. Starfisher oluşmuş ve gökyüzü rengini sevmedim ve kasıyor cidden. Tamam şimdi düzeldi ama gökyüzü rengini falan sevmedim. Hatta onları da ayarlayıp şimdi ikinci bir tane yapayım.
Bu arada o konuda şöyle bir şey yapabiliyoruz. Evet. Deep Ocean, Single Biome, Flat World, Zero Length, Zenith, Moon. Clear Modifiers'ı en son geri eklerim. Sen şöyle geç. Hatta şurada bir adet Clear Modifiers'ımız var. Şimdi Effects ve Colors. Sunset Color. Blue. Blue. Daha fazla giremiyorum. Blue. İki kere blue girdim. Double blue olsun. Sunset color. Ardından natural sky color. Blue. Tamamdır. Ardından da Clear Modifiers. İsim tekrar girelim. Waterworld olsun adı. Waterworld ilginç bir film. Çoğu insan sevmemesine karşı nedense ben sevmiştim o filmi. Ama bayağı, o filmin sevmeyeni bayağı fazla. Neden bilmiyorum. Gerçi düşünürsek o kadar iyi bir film değil. Ve ben pencere çözünürlüğünü düzgün ayarlamamışım. Bu ayarlanırken ben de onu ayarlayıp geliyorum hemen. Evet, geri geldim. Gördüğünüz gibi istediğim dünyayı en sonunda elde ettim. Gram kasmıyor. Zaten Deep Ocean boyum olmasını bu yüzden istedim. Zemini görmüyorsunuz çünkü zemin bedrock'a kadar ilerliyor. Ve bayağı bildiğiniz bedrock'a kadar su sadece burası. Su sıkıntısı çekmeyeceğiz o kesin. Squid sıkıntısı da çekmeyeceğiz. Asıl çekebiliriz. Çünkü anladınız. Alamayacağız parçaları. Ama dünyamız bu şekilde hazır. Bir tane de torch koyalım şöyle. F7'ye basalım. Dünyada hiçbir şey spawn olamıyor. Torch bir kaldıralım. Evet. Gündüz spawn olamıyorlar. De sıkıntı. Bu dünya sürekli gündüz. evet. Çünkü şu, evet, şu hareket ediyormuş. Bu güneşimiz asla hareket etmiyor. Evet, Overworld'a girelim, geri dönelim. Şimdilik burayla işimiz yok. Beraberinde yapmak istediğim bir asa var. Evet. O da biraz asa değil de wand cap. Tomaturgy. Equal trait. Yapımı kolay aslında. Pardon. Nether quartz ve balance shard. Balance shard'ın yapımı da bu. Zaten bir tanesi var elimizde. Yapımını biliyorsunuz balance shard'ın. 5 tane aspect'ten 2 tane, 5 tane ana aspect'ten 2 tane, bir tane de o aspect'ten olmayan shard. Yani kısacası
Şu an 3 tane ihtiyacımız var. Evet. Buradaki konseptimiz bu arada olanlar. Goggles of Revealing'im yok. O da gitmişti. Hemen yeni bir tanesini yapalım. İki tane tohum emitterlerimizi bir yapalım önce. Glass Gold. Aşağıdan da shard alalım. Water shard kullanacağız. Tabii glass'ı fazla kaçırdık. Ardından da 4 tane deri, 2 tane daha gold. Hemen alalım. Diriler zaten inventörümdeymiş. 2 gold. Glass sizgilin. Bu arada unutmadan dün daha doğrusu kendi oynarken gece 8 ya da 9 tane pickaxe kırdım. Sabah da bir 3 tane daha kırdım. Şun ve şunlar. Diamond oranının azaldığını fark etmişsinizdir. Evet. Şimdi gelelim. Yok pardon, şöyleydi. Ardından da deriler. Sonra da asa. Tabii. Bu asa bitik. Şu asa. Tamamdır. Şimdi espeklerimize bakalım. Hava var. Havayı atalım. Perdito yetersiz. Terra var. Ignis yetersiz. Aqua var. Order ve Entropy. Order'ı elde etmenin başka yolu da var. Mesela en başından çelik. Ya da Order'ı elde edebileceğimiz başka neler var? Hemen ona bir bakayım. Orada. Bayağı bir şey var. Bayağı bir şey. Ama sanırım şu an çelik kullansam daha mantıklı. Ya da bu daha mantıklı. Beraberinde örtü de veriyor ama. Bir de dur. 4 tane yapmamız lazım. İgnis şartları atmak için kullanırım çünkü onlardan daha fazla var. Diğerlerine kıyasla. Orduyu atabiliriz. Entropi. Entropiye de bir bakalım. Belki daha güzel bir kaynağı var. Entropi dedim ya. Perdito. Cobblestone. Cobblestone. Cobblestone doğru ya. Evet. Şimdi ilk önce sen çekil Arbor. Şimdi sen git. Bu arada sen de gidebilirsin. Bana teşekkürler.
ve kovaya ihtiyacım var. Hemen kovayı da alalım. Just kova, kova. Evet, sen gel. Sen de gel. Ardından 8 tane sen. Yan sıra air. Tamamdır. Tamamdır. 5 essential'ımız hazır. Hoş. Bu isteyerek olmadı. Ordu. Tamamdır. Evet, bunu da hallettiğimize göre sırada yanlış sekme. Wand of Equal Trade, Nether Cards ve Quicksilver. Quicksilver için şunu pişirmemiz lazım ve Nether Cards. Evet, Nether Cards kısmı. Siz tinler gelin. Nether Cards or. Kaç tane lazımdı? 4. Hangi işlemi pişirmeyi kullanacağız? Evet, yeni fırınlarım bayağı hoşuma gidiyor benim. Bir. Diğerini de bekliyoruz. Bakalım esnada başka bir eksiğimiz var mı? Hayır, yok. Bir kalan bütün her şey wand'ımıza bakıyor. Asamıza bakıyor. Evet, sen de hazır olduğunda... Evet. O zaman aşağı inelim. Ve... Quicksilver. Wand of Equal Trade. Sonrasında şu iki arkadaşı da ineyim ben. Ve Wand of Equal, daha sonra Equal Trade Focus'u nasıl kullanacaksınız diye soracak olursanız F'ye basın ve buradan bunu seçin. Şimdi neyi neye dönüştüreyim? Güzel soru. Mesela neye dönüştürebiliriz? Bir test için biraz 4 döşeyim şuraya. Evet. Ve şununla şuna sağ tıklayalım. Gördüğünüz gibi stone ayarlandı şu köşeye bakarsanız eğer. Ve inventörümüzde kaç tane olduğu gösteriyor. Tak. Hatta biraz daha kazalım. Biraz daha geniş bir alana yapalım. Bu arada kazdıkları da direkt inventörümüze geliyor gördüğünüz gibi. Evet. Tak. Evet, bu şekilde çok daha hızlı bir biçimde malzemeleri, bir malzemeyi başka bir malzemeye çevirebiliriz. Ayrıca shift'e sağ tıklarsanız büyük bir alanı değiştirir. Sol tıklarsanız tek birini değiştirir. Yani vurursanız sadece tek bir alanı değiştirir. Ha, tek bir bloğu değiştirir. Sağ tıklarsanız
yani kullan derseniz bayağı bir alana. Evet, One of Equal Trade de böyle bir arkadaşımız. Kendisini fazlasıyla seviyoruz. Evet. Ve kendisi inşaatımızda bayağı bir işimize yarayacak. Bayağı bir. Gerçi artık Wand of Equal Trade diye anılmıyor. Şey, normal Wand'ın üstüne şey, Equal Trade zımbırtısı eklenmiş durumda. Hatta bir şey bakacağım. Staff var. Şimdi sen ne tüketiyorsun? Bir saniye. Options, controls. Tomcraft. Evet, Tomcraft yok. F tuşunu bulalım. Seni F'den neye atayalım şimdi? F değil tabii ki de. C, X, Z, B, N, H, G, J. J işlemiyor. Tamam, bundan nasıl çıkacağız o sıkıntı? Evet. Bakıyorum bir hemen. Neyse. Buna bağlı kaldı biraz. F olarak kal. Belki şu Focus Pouch, Mundane Belt. Mundane Belt'im var mı? Gerçi yapım da basit. Teri gold. Benim bir yere bayağı bir inek öldürmem lazım. Gerçi şu an o kadar fazla yok. İhtiyacım yok ama aslında inek çiftliği kurabilirim. Evet, arkadaş bırakmamakta ısrarcı. Harbi bunu nasıl bıraktıracağız hemen biraz ara... Neyse, kamera arkasında uğraşırım artık. Şimdi sırada... Bu arada bu focus pouch birden fazla focus taşıyorsak onları depolamamızı sağlıyor. Shulk, Frost, Excavation. Excavation da yapabilirim bir ara. Warding'i yapamam. Portable Hall belki. Neyse. Şimdi ben Staff, Quartz Wand Core. Tamam. Quartz stuff istiyorum ben. De yapımına üşendim cidden. Neyse, o zaman böyle devam edeceğiz. Bir ara yaparım artık. Quartz, Wand Core'u. Ve beraberinde yapmak istediğim bir şey daha var. Diamond Dolly.
3 tane diamond ve bir adet doli istiyor. Doli de. Bir odun. 3 diamond. 4 aldım ama olsun. Evet, Diamond Dolly'miz de hazır. Şimdi bir gündüz yapalım ve Diamond Dolly'nin ne işe yaradığına bakalım. Evet, hatırlarsanız şu dungeon'ı kırmak istiyordum. Yıkmak daha doğrusu. Teşekkürler bu sıcak karşılama için. Şimdi Diamond Dolly. Şuraya yerleştirelim. Belki spawner yaparsan eğer bu arkadaşları kullanabilirim. Bu arada gördüğünüz gibi slowness veriyor. Fakat zırhım sağ olsun çok fazla etkilendiğim söylenemez. Daha doğrusu zırhım dedim. Boots of the Traveler sağ olsun çok fazla etkilendiğim söylenemez. Sen gel. Yani bir mob taşıyorsanız eğer Dersu, spawner taşıyorsanız gördüğünüz gibi size slowness ve mining fatigue veriyor. Yani başka bir iş yapamazsınız diyor o esnada. Ki zaten öyle bir derdimiz de yok. Evet. Ve beraberinde gördüğünüz gibi durability'si de düşüyor. 6 kere taşıma yapabilirsiniz bununla. Ve artık şu lanet şeyden kurtulabilirim. Evden de taşınıyorum ancak bundan kurtulmak istiyorum. Cidden nefret ediyorum bundan. Evden taşınıyorum ancak bu şu an kullandığım ev tamamen boşa gidecek demek değil. Buna da birkaç bir şey düşünüyorum. Yani bu gene kullanılacak, duracak. Hatta yıkmayacağım hiçbir şekilde zaten onu söyleyeyim. Bu ev gene ufak tefek işler için kullanılacak. Zaten başlangıçta benzin üretimim bu evde duracak. Sonrasında onu taşıyacağım. Gerçi zaten makinelerimin hepsi burada duracak bir süre. Çünkü yeni ev henüz bitmemiş olacak. Evet. Beraberinde şunlar gelsin. Ya kısacası yeni ev eski evle beraber geçinecek, iyi geçinecek. Ama eski evde duracak hani. Eski eve ne kullanırım bilmiyorum. Yani ne için kullanırım cidden bilmiyorum. Önerileriniz varsa bekliyorum önerileri. İlginç önerileri uygulayabilirim. Cidden önerileri bekliyorum. Bu ev ne işe yarayabilir? Aklıma çok bir fikir de gelmiyor aslında ama chestleri bu şekilde almayı cidden seviyorum. Evet. Şimdi Diamond Dolly. Sen gel şöyle. Ardından sen de şöyle gel. Siz ikiniz şöyle gidin. Sen şöyle gel, sen şöyle. Sen. Git. Sen de. Ve siz gelin. Teşekkürler. Sonrasında da aşağı inelim. Ve şu arkadaşı koyalım. Ve şu arkadaşı da yerine yerleştirelim. Evet, o zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler.